Babamın krallığı barış içinde yaşayan bir krallıktı. Bu krallık soyluluk, refah ve babamın her şeyden çok değer verdiği özgürlük içinde yaşayan bir ülkeydi. Eğer öyle olmasaydı ben de olduğum kişi olamazdım. Arazide at koşturmak ve babamla avlanmak yerine annemin yanında çorap gibi şeyler örmek ve sıkıcı genç adamları eğlendirmek zorunda kalacaktım. Annemin rüyalarındaki elbiseler ve mücevherler içindeki mükemmel prenses olacak ve 18 yaşına geldiğimde bu sıkıcı genç adamlardan biriyle evlenecektim. Ama babam hayatı o şekilde görmüyordu. Tek varisi olarak benim, sanki prenses değil de prens olarak doğmuşum gibi hayatın sunduğu bütün maceralardan zevk almamı istedi. Bu yüzden annem bize sevgiyle kaşlarını çatar ve bir gün ruh eşimle karşılaşıp aklımın başına geleceğini umardı. Hoşuna gitti mi Augustin? Ah sevgili kızım, yemeğe tam zamanında yetiştin. Sabah gezintin nasıldı? Harikaydı. Şimdiye kadar bindiğim en iyi attı. İyi. Sadece ızma ormanından uzak dur. Ağaç adamlar prenses olmanı aldırmaz. Her halükarda seni soyarlar ve öldürürler. Biliyorum baba. Ah, açlıktan ölüyorum. Louisa, lütfen çatalını kullan. Sen olmasan ben ne yapardım anne? Louisa, Tugandore Dükü'yle görüşüyor musun? Annesi sana ilgi duyduğunu söyledi. Bir süre mektuplaştık ama çok sıkıcı biri. Sana göre herkes sıkıcı. Babam değil. Yağcılık seni önemli yerlere getirecek. Louisa, artık evliliği düşünmeye başlamalısın. Senin yaşındaki genç bir kadının evlenmemesi doğru değil. Şu kıyafetlerine ve davranışlarına bir bak. Babanın ahırında çalışan adamlar gibisin. Bunlar zarif bir prensese göre değil. Evlenmekle ilgilenmiyorum anne. Çaba göstermek istediğim çok daha önemli ve ilginç şeyler var. Ne gibi? Binicilik. Eskrim. Avcılık. Tamam yeter. Evlilik bu kadar kötü bir şey mi? Her zaman değil. Bu da ne? Aman tanrım. Ne oluyor? Burada da neler oluyor? Görüyor musun? Bir şey düşüyor. Burada ne? Kralım, kraliçe Remin, iyi misiniz? Evet, iyiyiz Paksiyen. Yaralılarla ilgilenmesi için köye birkaç adam yollayın. Ben de gitmek istiyorum. Eminim onlar başa değil. Eminim hallederler ama gözlerimle görmek istiyorum. İnsanlarıyla olmasa Louisa için iyi olacaktır. İçeri gir. Thank you.
yukarıda. Onun için birkaç adam yolla. Nasıl isterseniz. Gözlerini kapat. Sakın bakma. Buna hazırlıklı değildik ama. Ekselanslar, içeri girmelisiniz. Hazırlanın! Üzerimize gelene kadar ateş etmeyin! Bekleyin! Hazırlanın! Başına nişan alın! Ateş! Luisa, iyi misin? Ailesini bulun. Çok şükür güvendesin. Ejderha nereden gelmiş? Paxian, 20 yıldır ejderha saldırısı olmamış. Bilmiyorum. Sebebini bulun. Gelecek sefer bu kadar kolay vazgeçmez. O gün sadece bir başlangıçtı. Ateş ejderi birkaç haftada bir Carpia'ya saldırdı. Bazen beslenmek için, bazen cezalandırırcasına yok etmek için. Babamın yapabileceği hiçbir şey yoktu. 3 ay içinde krallığımız neredeyse yıkıldı. Çocuklar için. Buraya gel! O benim! İnsanlar birbirine saldırıyor, açlıktan kıvranıyorlar. Bir prensesin endişelenmemesi gereken çok daha uygun şeyler olduğunu hatırlatmak isterim. Öyle mi? Krallığımdan daha önemli ne olduğunu düşünüyorsunuz acaba? Luisa, bu kadar yeter. Ama baba o... Gel, onları yalnız bırakalım. Ama anne! Lütfen. Babanın önünde böyle davranamazsın. Paxian'dan hoşlanmıyorum. Bana saygısızca davranıyor. Evet ama bu şekilde davranabileceğin anlamına gelmez. O babanın danışmanı, senin değil. Şimdi odana git. Ama... Derhal. Quilok kralının sizinle görüşmek istediğini belirten bir not aldım. Quilok mu? Ne istiyor? İnsanlarımıza ve size krallığın kapılarını açmak istiyor ama krallığından vazgeçip ona bağlılık yemin etmenizi de istiyor. Küçük yılan. Eğer bu mümkün olsaydı üzerimize ejderhayı onun gönderdiğini düşünürdüm. Başka seçeneğimiz kalmadı. Önerisini düşünmek zorundayız. Ejderha neden onun krallığına saldırmadı? Onu koruyacak bir şeye sahip olmalı. Belki de sadece şanstır. Majesteleri, Carpia'nın umutsuz halkı kalenin dışında toplandılar. Girmelerine izin vermeli miyiz? Elbette ki hayır. Dışarıda açlıktan ölecekler. Onlardan sorumlu değiliz.
Kral Agustin krallığımıza teslim olana kadar halkı doğanın ya da ateş ejderinin merhametine bırakılacak. İlk olarak hangisi gelirse. Babam asla kendi topraklarının ötesini göremezdi. Çok yakında her şey çok farklı olacak. Drakon'un çevresine daha fazla adam yerleştir. Emredersiniz majesteleri. Şövalye Aladora ne dersin? Çok özür dilerim ama o hesaba katılacak bir şey değil. İyi de şimdiye kadar ejderha öldürebilen tek kişi o. O bir hain. Şövalye Alador vatana ihanetten kral tarafından kovuldu. Kral Kuyruk'un Alador'u kıskandığı bir sır değil. Buna rağmen Alador şövalyeliğini ondan almıştı. Bir şövalyenin başına gelecek en ciddi cezalandırmadır. Ve sürgün edilmiş bir şövalyeyi işe almak kanunlarımızı ihlal etmek olur. Kanunların ne dediğini biliyorum Paksiyen. Babam onları yazan bir konsey üyesiydi ama söz konusu olan krallığın geleceği. Beni bağışlayın majesteleri ama bana bir kral kendisine uyan yasaları seçmeye başladığında otoritesi kendi tarafından bozulur diyen sizdiniz. Anne, beni korkuttun. Gizlice dinliyordun. Hayır, sadece onları rahatsız etmek istemedim. Lisa, sana odana gitmeni söylemiştim. Şimdi lütfen sana dediğimi yap. Şövalye Alador kim? Luisa, bu konudan uzak dur. Eğer yardım edebilecek biri ise onu bulmak zorundayız. Kim onun ne yaptığını önemser? Askerlerin yarısı eski hırsız ve suçlular. Farkı ne? Bir krallığı babandan daha iyi yöneteceğini mi söylüyorsun? Paxian'dan daha iyi yönetebilirim. Paxian kralın danışmanı. İyi bir danışman değil. Bu seni ilgilendirmez. Babam bunu görmek istemiyor ama haklı olduğumu sen de biliyorsun. Alador Kral Kuyluk için buz ejderini yenmişti. Kralın ölümünden sonra ikinci Kral Kuyluk Alador'un kendisine ihanet ettiğini söyledi. Kuyluk'un söylediği hiçbir şeye inanmayacağım. Bu konunun dışında Alador sürgün edildi. Her neyse, Luisa doğru yatağa ve gizlice babanı dinlediğini ona söylemeyi unutacağım. Bu konu hakkında senden başka bir şey duymak istemiyorum, tamam mı? İyi geceler. Hizmetkarını göndereceğim. Ne yapıyorsunuz? Yatmak için hazırlanmanız gerekiyor. Herkesin hakkında konuştuğu gizemli şövalye Alador'u bulmak için İzma Ormanı'na gidiyorum. Bu saatte hiçbir yere gitmemelisiniz. Özellikle İzma'ya. Gidiyorum ve kendimi koruyabilirim. Biliyorum İzma'da olmalı. Eğer Alador olsaydım oraya gizlenirdim ve onu orada bulacağım. Kız mı? Bir prenses. Ben Carpia prensesi Luisa'yım. Elbette öylesin. Biliyor musun,
Geçenlerde Pers kraliçesi buradaydı. Çok hoş bir bayandı. Senin hakkında iyi şeyler söyledi. Ben Carpia prensesiyim. Pekala, prensesler bugünlerde erkek elbisesi mi giyiyor? Bu bizim askeri pelerinimiz. Kesinlikle ona benziyor. Şövalye Alador'u arıyorum. Alador mu? Onu tanıyor musun? Onun gibi biriyle ne işin olur? Ona bir teklifim var. Anlıyorum. Ama burası güvenli değil, bir şey geliyor. Hadi gidelim. Şövalye Alador olabilir. Bundan şüpheliyim. Hadi benimle gel. Ağaç adamlar. Ne yapacağız? Kıpırdamadan dur. Peki bizi bırakacaklar mı? Hayır, muhtemelen bizi öldürecekler. Silahın var mı? Hançerim var. Hançer. O bir silah değil, çatal bıçak. Çok geç kaldın. Bu kim? Ben Carpia Prensesi Luisa'yım. Şövalye Alador'u arıyorum. Senin kim olduğunu sorabilir miyim? Sorularınızı cevaplamadan önce bir teşekkürü hak eden biriyim. Ah, gözlerimi bağlamanız gerçekten şart mı? Sanırım şartmış. Alador'la konuşmak istiyorum. Onu tanıdığınızı biliyorum. Neden oyalıyorsunuz? Kral neden mesaj yollamak için kızını gönderdi? Ben gönüllü oldum. Hala beni oyalıyorsunuz. Sana inanmıyorum. Kadın olduğum için mi? Çünkü sen tek varisisin ve önemlisin. İyi bir kral bir haberci gönderirdi ya da bir asker. Ya da bir güvercin. Doğru. Bir ateş ejderi aylardır krallığımızda terör estiriyor. Krallığımıza daha önce hiç görmediğimiz türde bir zarar verdi. Kral Kuilo halkımıza sığınabilecekleri bir yer verebileceğini söylüyor. Tek şartı babamın krallığını teslim etmesi. Kuilo gücünü bu kadar arttırırsa hiçbirimiz güvende olmayız. Bunun için Alador'la konuşmam gerekiyor. Şu ana kadar ejderha öldürebilen tek kişi o. Bizim için tekrar yapması gerek. Babam ona şövalyeliğini yeniden vereceğini söyledi. Korkarım onu kabul etmezdi. O neden? Alador öldü. Nereden biliyorsunuz? Çünkü o benim babamdı. Bu gece burada uyursun. Yarın kalene geri dönüyorsun. Gabriel, ne yapacağız? Ne mi yapacağız? Hiçbir şey. Çünkü bu bizim savaşımız değil. Hayır, bizim savaşımız değil ama... Bak, babam son zamanlarda bir krallık için savaştığında ihanete uğradı ve terk edildi.
Bunun bana da olmasını istemiyorum. Gabriel, Guylock ile ailenin başına gelenler yardım isteyen Agustin'e karşı düşüncelerini etkilemesin. Herkesin söylediğine göre iyi bir kral ve anlayışlı bir adammış. Haklısın. Evet, sanırım haklıyım. Aynı zamanda kendini beğenmişsin. Evet, korkarım bu da doğru. Bu bizim savaşımız değil. Bu bizim savaşımız değil. Kabus mu gördün? Beni burada bırakacağınızdan eminim. Seni bırakmak mı? Neden bu harika yerden ayrılmak isteyelim ki? Bir fincan çay? Alador neden kuyrak tarafından kovuldu? Sanırım bu soruyu Gabriel'e sorman gerek. O nerede? Dışarıda. Ben tipik bir prenses değilim. Silah koleksiyonunuzu gördüm. Sıradan savaşçılar için değiller. Aynı zamanda şövalyelerin her zaman bilgilerini oğullarına aktardıklarını biliyorum. Yetenekleri oğullarını geçer. Özellikle o şövalye ejderha avlamak gibi belirgin bir özelliğe sahipse. Kalkmışsın. Yalnız başına gitmen için güvenli değil, sana eşlik edeceğiz. Teşekkür ederim. Hayır, ona teşekkür et. Evet, gitmeden önce bir şey göstermek istiyorum. Bunu oldukça etkileyici bulacağını düşünüyorum. Dikkatli izleyin. Bu sadece çok az bir miktardı. Yoğun bir karışım ile bir dağı yerle bir edebilirim. Başka bir seçeneğimiz daha var. Seçenek mi? Hadi gidelim. Sen de mi etkilenmedin? Eşyaları toparlayalım. Etkilenmediğinizi söylemeyin. Her şeyi mi alıyorsunuz? Her zaman taşınmaya hazırız. Ayak uydurabilirsen bence tabii. Sorun olmaz. Beni beklemeyin, devam edin. Babamla olan ilişkilerinizden dolayı size bu teklifi yapıyorum. Şayet bir başkası olsaydı krallığının yerle bir olmasına izin verirdim. Bana patronluk taslama, bu bir zorbalık, basit ve açık. Teklifimi istediğin gibi nitelendirebilirsin. Ama gerçek değişmez. Halkını ben kurtarabilirim ama sen yapamazsın. Düşünmek için 2 günüm var. Bunun dışında beni rahatsız etme. Şu anda mezardaki babasının kemikleri sızlıyor. Ne yapmamı istersiniz? Bana bir mucize bul. Bunun dışında teklifini kabul etmek zorunda kalacağız. Biraz bekleyelim. Ateş ejderiyle savaşmamıza yardım ederseniz babam çok minnettar olacaktır. Ben ejderhalarla savaşmam. Ne krallıklar ne de onları yönetenler için. Babam iyi bir adamdır. Halkı onu sever ve saygı duyar. Onların hatırı için tahtını bırakmaya razı. Bu onun hakkında sana bir şey anlatmıyor mu? Babanı neden umursayayım? Yardımınıza ihtiyacımız var. Benim sizinkine yok. Babam seni şövalye yapabilir. Burada işler nasıl gidiyor? Ve sanırım ödüle de ihtiyacınız yoktur. Para mı? Parayı severiz. Nasıl göründüklerini hatırlıyorum. Para iyi bir şeydir. Pekala. Harika. Hoş kız. Yeni nesil işte. Thank you.
adıma böyle bir sözü nasıl verebilirsin? Yalan yere bir kralı temsil etmenin cezasının ne olduğunu biliyor musun? Evet baba, biliyorum. Söz! O nerede? Bekleme salonundalar. Yanınıza göndereyim mi? Hayır. Şimdi git. Hemen. Ne? Tüm o yıllar boyunca sana özgürlük verdiğim için pişman etme beni. Lütfen git. Augustin, o adamla en azından konuşsan. Bu çok saçma. Ejderha katilinin oğluyla mı? Sürgün edilmiş bir şövalyenin oğluyla mı? Bu bir plan değil. Bütün seçenekleri düşünmek zorundayız. Kral Kuilok hoş olmasa da bir teklifte bulundu. Bu halkınızı kurtaracak. Siz bir hayal peşinde koşuyorsunuz. Onun şartları zorbalık. Bunu iyice düşünmek zorundayım. Güzel yer. Neden bekletiyorlar? Belki de aperatifleri hazırlıyorlardır. Sen bir soytarısın. Gabriel, dün gece bir delikte uyuduk. Burası bir saray. Böyle bir yeri bırakmaya niyetli değilim. Beyler, kral sizi bekliyor. Benim bilgim olmadan kızım size bir teklifte bulunmuş. Yalancı olduğunu biliyordum. Dikkatli ol. Kızımın yapabileceğinizi söylediği şeyi yapabilir misiniz? Bu ejderhayı öldürebilir misiniz? Onu yapan babamdı. Ben babam değilim. Sorumu cevaplamadın. Pekala, ejderha katil, ejderha geri döndü. Bu çok kötü. Bir şeyler yapın. Kendin yap. Gabriel, bana şimdi söyle. Bu canavarı öldürebilir misin? O kadar önemli değil. Evet, önemli. Dışarıdaki insanlar için önemli ve benim için önemli. Bu ejderhayı öldürürsen kızımın söz verdiği şekilde seni onurlandıracağım. Ejderhanın kellesine karşılık kralın fidyesi. Bunu yapamazsın. Kes sesini. İyice. Sana söz veriyorum. Ne diyorsun? Gel.
verin evlat. Harika atıştı. Sonunda çalışan bir duman bulutu yaptın. Ne zaman test ettin? Test etmedim. Çok tehlikeliydi. Ben de senin test etmene karar verdim. Teşekkürler. İkisiyle bir konuşalım. Majesteleri, bugün neyle karşı karşıya olduğumuzu gördüm. Kesinlikle söyleyebilirim ki ne ben ne de başka biri bu ejderhayı yenemez. Bugün ateş ejderiyle dövüştünüz. Bu imkansız değil. Hayır, herhangi bir adamın bu ejderhayı yenmesinin imkansız olduğunu söyledi. Neden Kuilok Krallığı ejderhalara karşı korunuyormuş gibi görünüyor? Ejderha kötülüğün önemli bir simgesidir. Her şeyi yok etmeye çalışacak ve saldıracaktır. Sadece bir şey dışında. Drakon. Drakon ejderhaların gözleri arasında gördüğümüz küredir. Drakon gerçekte ejderhanın yavrusunun olduğu yumurtanın kabuğudur. Kuilok'un kalesinin tepesinde bir tane drakon olmalı. Kuilok drakonu nasıl getirtmiş peki? Babam. Gabriel'in babası buz ejderini öldürdü. Drakonunu kesip çıkardı. Şimdiye kadar bunu başarabilmiş tek kişi odur. Her ejderha dişi doğar. Tek bir drakon hepsine hayat verir. Bir ejderha ölmeden önce drakonu dışarı atar. Sonra yavru ejderhası ortaya çıkar. Hızlı bir şekilde öğrenir. Birkaç günde beslenip uçabilir. Daha sonra annesini ölüme terk edip güvenli bir yere uçar. Ve tüm döngü tekrar başlar. Etkileyici bir ders. Eminim kral sana eğitmenlik pozisyonunda bir yer ayarlayacaktır. Onu nasıl öldüreceğiz? Söylediğim gibi, biz onu öldüremeyiz. Ama başka bir ejderha yapar. Başka bir ejderha mı? Gabriel'e güvenemezsiniz. Ne yapacağı hakkında bir fikrimiz yok. O bize daha fazla zarar verecek. O bir yalancı, tıpkı babası gibi. Neyi kastediyorsunuz? Babası ilk Kuilok Şövalyesi olduğunda prensten nefret ettiği biliniyordu. Kuilok Alador'a yüksek itibar göstererek yanında tuttu. Araları çok iyiydi. Çok zor zamanlarda birlikteler. Pekala, neden kovuldu? Kralın ölümünden sonra Alador Şövalye liderliğinde kaldı. Genç Kuilok Alador'un tecrübelerine önem verdi. Fakat bu karşılıklı değildi. Kralın verdiği her kararı eleştirdi. Alador kendisinin kral olması gerektiğine inanıyordu. İlişkilerinin saygısızca olmaması için Kuilok ona karşı sabırlı davrandı. Ama sonra ona Alador'un kralı devirmeye çalıştığı söylendi. Kuilok başına ödül koyunca Alador kaçtı ve bir daha da haber alınamadı. Erdemsiz bir adamdı. Ahlak değerleri hiç yoktu. Aynı şekilde oğlu da babasının kral Kuilok'un aklını çeldiği gibi sizin aklınızı çelmek istiyor. Hatırınız için umarım armut dibine düşmemiştir. Aklındakileri söyledin. Artık gidebilirsin. Bekle. Seninle geliyorum. Hiç sanmıyorum. Beni de yanında götürmeni emrediyorum. Henüz sarayınızın şövalyesi değilim. Emirleri sizden almıyorum. Üzgünüm prenses. İkinizi nezaket okuluna göndermeliyim.
Biliyorsun evlat, şayet planımız tutmazsa daha fazla insanı tehlikeye atmış olacağız. Umalım da babamın kanından az da olsa bende de olsun. İşaretimi bekle. İşini bitirdiğinde burada buluşalım. Dikkatli ol delikanlı. İyi şanslar. Ne istiyorsun? İşe yaramaz biriymişim gibi davranmayı kesmeni istiyorum. Yine mi sen? Bu da ne halde? Yardıma geldim. Sana yardım edebilirim. Seni ikinci kez izledim. Yardım mı edeceksin? Daha fazla yalan söylemeyi kesmelisin. Beni öldürüyordun. Böyle mi yardım edeceksin? Bir erkek kadar yetenekliyimdir. Lütfen, bunu daha önce de duydum. Ama söyleyeceğim hiçbir şey geri dönmeni sağlamayacak. En azından öğreniyorsun. Sadece yakınımda dur. Ve kendini öldürtme, tamam mı? Denerim. Evet, evet. Yakında geri döneceğim. Beni bekle. Drakon'u neden gece karanlığında almıyoruz? Sabah muhafız değişimi oluyor. Drakon'un güvenliği daha az olur. Ben yalnız gidiyorum. Seninle gelmek istiyorum. Bana burada gereklisin. Çıktığında beni görebileceğin en iyi yer burası. Ondan sonra sen Gimel'e işareti vereceksin. Yapman gereken işareti vermek. İçeri nasıl gireceksin? Ben burada büyüdüm. Kaleyi ve kaledeki bütün gizli yerleri biliyorum. Dikkatli ol. Ağaç adamları her yerden çıkabilir. Biliyorsun, kendimi koruyabilirim. Yere bırak ve silahını teslim et. Vaxian! Bırak beni!
Burada emir veremezsin prenses. Tanıyorum. Sen Alador'un oğlusun. Kolyenden tanıdım. Beni bırakacağın anlamına mı geliyor? Ne yazık ki hayır. Sana güvenemeyeceğimizi biliyordum. Ne kadar anlayışlısın. İyi bir kraliçe olacaktın. Yazık oldu. Yakışmadı. Bunu neden yapıyorsun? Agustin güçsüz. Krallığı yasalarla yönetiyor. İyi de yasalar kişiyi kontrol edemez. Quilock'un tek ihtiyacı alevli bir arkadaştan yardım istemekti. Ateş ejderinden sen sorumlusun. Bunu yapmak zor olmadı. Ateş ejderi kış uykusundaydı. Benim bütün yaptığım uykusundan uyandırmak. Katilsin sen. Evet öyleyim. İşini bitirdin. Hayır. Faksiyim, Quilock'la birlikte babamı yok etmek için tuzak kurmuşlar. Bunun için de ejderhayı kullanıyorlar. İyi misin? İyiyim. Babamı uyarmak için kaleye dönmeliyiz. Bu herhalde insana annelik duygusu vermeyen tek bebek olmalı. O da ne? Sen Gimen'in buluşlarından biri. Zamanı olsa neredeyse her şeyi yapacak. Ne yapıyorsun? Bu zejderinin bizi bulmasını sağlıyorum. Bunu yapmak istediğinden emin misin? Belki de Drakon'u Carpia'ya götürmeliyiz. Eğer Quilock'ı koruduysa bizi de koruyacaktır. Sonra diğer krallıktaki masum insanlar zarar görecek. İstediğin bu mu? Quilock gibi mi olmak istiyorsun? Bu onu buraya getirecek. Neden? Kendi türünü tehlikede hissedecek. İlk önce Drakon'u tehlikeye atarız. O bu değişimi belirler ve tehlike sinyali gönderir. Bu zejderi bunu takip eder. Farklı türün ejderhaları birbirlerine tahammül edemezler. Bu zejderi ateş ejderini gördüğünde işini bitirecektir. Buna emin olabilirsin. Bu zejderin ateş ejderini yeneceğinden nasıl bu kadar eminsin? Sanki Mel ikisini de gördü. Bu zejderinin çok daha güçlü olduğuna inanıyor. Bundan emin mi? Bu ölçebileceğin bir şey değil. Ondan daha deneyimli biri varsa saygı gösteririm, emin ol. Thank you.
Bunun olmasına nasıl müsaade ettin? Tek savunmamızı kaybettik. Bizim krallığımızı tehlikeye soktun. Pekala. Bu çok basit. Şimdi Gabriel'i bul. Onu bul ve öldür. Sonra Drakon'u bana getir. Bunu benim için yapabilir misin? Evet. Ya da eski komutanının oğlunu öldürmek çok mu zor? Evet. Dürüstlük. Bunu sevdim. Yine de onu öldüremeyeceğini düşünüyorsan o zaman kendini öldür. Bu her şeyi ikimiz için de daha da kolaylaştırır. Git. Bu kadar yeterli olmaz. Kutuyu getir. Bu kutu kurşundan yapıldı. Ses ve kokuların dışarı çıkmasını engeller. Ejderhanın onu bulmasını istemiyor muyuz? Onu tutarken değil. Haklısın. Şimdi ejderhayı açık bir alana çekmemiz gerek. Bir kez oraya geldi mi ejderhalar orada birbirleriyle dövüşecek. Şimdi gel, hızlı hareket edeceğiz. Nereye gidiyoruz? Yukarıda gizlenebileceğimiz terk edilmiş bir çiftlik var. Luisa'yı bulamıyorum. Hizmetkarına sordun? Evet, dün geceden beri görmemiş. Tehlikeyi bildiği halde oraya gitmemeliydi. Gitmemezlik eder miydi? O senin kızın. Ona erkek gibi davranması gerektiğini söyleyen sensin. Prenses olması gerektiği yerde bir oğul gibi davranmasına izin vermenin bedeli bu. Asla hayatını riske atmasını söylemedim. Hayır, ama varisçin olduğunu sana kanıtlamak için her şeyi yapacaktır. Gabriel'i takip etmiş olmalı. Burada değilse tehlikenin tam ortasında. Beklemek zorundayız. Çok yakındalar. Peki ya Drakon? Kurşun kutu içinde onu hissedemezler. Şu anda birbirlerini öldürmeye çalışıyorlar. Şimdilik güvendeyiz. Biraz dinlenmeye çalış. Buna ihtiyacın olacak. Baban hep bir oğlu olsun mu istedi? Bir çocuk istedi. Ya senin baban? O ne istedi? O şerefini geri istedi. Babam görevden alındıktan sonra her şey çok değişti. Krallığa hizmet etmek onun amacıydı. Ama olmadı. Kendini boş ve utanç içinde hissetti. Aslında böyle hissetmesine hiç gerek yoktu. Bunu benden saklamak için elinden geleni yaptı. Yine de şövalyelik hakkında bildiği her şeyi bana öğretti. Nasıl öldüğünü sorabilir miyim? Hiçbir amacı olmadığı için öldü.
bir bakıma yok olup gitti. Eminim senin olman onu teselli ediyordu. Evet ama sanırım bu yeterli gelmedi. Ama seni şimdi görseydi gurur duyardı. Şimdi gidelim hadi. Kulyuk'tan sizi tutuklamak için emir aldık. Silahlarınızı bırakın yoksa... Şansını denemek mi istiyor? İyi seçim. Köyüne dön. Merhaba prenses. Çabuk ol, kaleye dönmeliyiz. O önemli değil. Prenses. Prenses. Prenses! 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 Senin yerinde olsaydım geri dönüp evime giderdim hemen. Canınızı kurtarmak için zamanınız var.
prensesi iyi misiniz? Evet. Buradan gidin. Ejderha şimdi döner. Hep birlikte gideceğiz. Hayır hayır, atın üstünde yer yok. Hayır. Bak, siz hemen gidin. Ben onları biraz daha oyalarım. Yedin! Yedin! Elveda evlat. Lordum, şimdi çok açık sözlü olacağım ama bence korkunç bir hata yaptım. Baksin, Luise'yi gördün mü? Nerede olduğunu hiç bilmiyorum. Belki de annesiyle beraberdir. Kral Quilok'un teklifini kabul etmek için çok geç değil. Ekselansları bekleyin. İnatçı budala. Luisa, meraktan aklımızı kaçırdık. İyi misin? Drakonu bulmuşsun. Baba, Paxian bir hain. Başından beri hep Quilok'la beraber hareket ediyormuş. Paxian mı? Bu mümkün değil. Doğru. Neredeyse kızını öldürüyordu. Beni Gabriel kurtardı. Az önce burada Quilok'a teslim olmam için beni ikna etmeye çalışıyordu. Nasıl bu kadar kör olabildim? Gidip onu bulacağım. Hayır. Sen burada kal ve ejderhalarla başa çıkmanın bir yolunu bul. Onunla ben ilgilenirim. Muhafızlarından birini gönder. Onun peşinden sen gitme. Tek çocuğumu öldürmek istedi ve bana ihanet etti. Hayır. Bu benim savaşım. Luise'a gidemezsin. Artık senin için yalan söyleyemem. Lütfen Luisa, beni bu durumda bırakma. O benim babam. Gitmeliyim. Lütfen anneme bir şey söyleme. Ona söylemeliyim. Eğer durmazsanız ona söyleyeceğim. Başka seçeneğim yok. Şayet geri dönmezsen bana ne olacak? Başımdan olurum. Lütfen. Anneme söyleme. Her şey yeterince kötü zaten. Bunu benim için yap. Sana güvenmiştim. Nasıl yapabildin konuşmasını yapma bana. Metotların zaten uzun zamandır can sıkıcı. Buna nasıl cüret eder? Daima zayıf bir kral oldun. Masum insanların ölmesini planlamaya nasıl cesaret edersin? Bir noktadan sonra yok olacaktım. Quilok'un yanında neden olmayayım? Yalnızca ne gerekiyorsa onu yapıyorum. Birini öldüreli epey zaman oldu. Ama bu çok zor olmamalı. Buna cesaretiniz yoktur sizin. Kalbini deştiğimde bağırışını duyabilirim. Sonunda...
Drakon'u geri almanın bir yolunu bulmak için seninle sarayda buluşalım. Tebrikler Paksiyon. Bütün planımızı mahvetmeyi başardın. Augustin ölmüş olabilir ama Karpia Krallığı tüm bu ejderha saldırılarından sonra değersiz hale geldi. Krallıkları yok olacak ve sonra sıra bizim krallığımıza gelecek. Sana söz veririm ki... Senin sözlerinin bir değeri yok. Onunla ilgileneceğim. Bir anlaşma yaptık. Ben onların krallığını alınca sen de payını alacaktın. Hiçbir şeyin yarısı hiçbir şeydir. Berbat bir şekilde başarısız oldun. Bunun için ödüllendirilmeyi mi bekliyorsun? Tabii ki hayır. Eğer Gabriel bu zeşterini yenebilirse her şey çok güzel olur. Kim olduğunu sanıyorsun ki bana hangi konuda endişeleneceğimi söylüyorsun? Drakon'u geri almalıyız. Bu senin görevin. Ve bu dünyada hiçbir şey Gabriel'e yardım etmemi sağlayamaz. Hiçbir şey. Neden ondan bu kadar nefret ediyorsunuz? Babam ölüm döşeğinde bana sadece kan bağım olduğu için tahta çıktığımı söyledi. Hak eden tahta geçiyor olsaydı tahtı hiç tereddüt etmeden Alador'a verirdi. Senin basit bir görevin vardı. Ateş ejderini uyandırmak, sonra da onların bize sığınmalarını sağlamak. Şimdi neredeyiz? Oğlunun babasından daha büyük bir bela olduğuna inanamıyorum. Bir aileden kaç Robin Hood çıkar ki? Planlarının işe yarayıp yaramayacağını bile bilmiyoruz. O konuda o kadar emin olma. Gabriel'in babası daha önce bir buz ejderini öldürdü. Oğlunun da onun küçük numaralarını bildiğinden eminim. Oraya gidip onu bizzat öldür ve Drakon'umu geri getir. Yalnız başıma mı? Pontiero! Evet, ekselansları. Bu ödleyi al ve Gabriel'i bul. Hata yapma. Başarısız olursan benim için bir değerin kalmaz. Kral dönünceye kadar gitmeyeceğim. Planın ne? İlk olarak ejderhayı krallıktan uzaklaştırmak. Güvenliği için Luisa burada kalmalı. Luisa'nın kafasına eseni yaptığını bilmelisin. Kendisi hariç hiç kimseyi dinlemez. Anne. Neredeydin? Ne oldu? Baban nerede? Buz ejderinin krallığımızı yerle bir etmesi ve insanlarımıza yeni bir korku salması fazla zamanını almadı. Sangüben'in ölümüyle Gabriel'in tek başına başarılı olmak için küçük bir şansı kaldı. Elinde sadece babasının canavarı nasıl öldüreceğine dair anlattığı hikaye vardı. Ama gerçek bir şövalye gururuyla herhangi bir korku ve şüpheye düşmeden planını uygulamaya başladı. Seninle geliyorum. Hayır, bu çok tehlikeli. Gelmek zorundayım. Babam öldü. O öldü çünkü seni buraya getirdim. Çünkü herkesi bu plana uymaya ikna ettim. Çünkü benim yüzümden... Çünkü artık baban olmadığı için sen ve ben güçlü olmak zorundayız kızım.
herkes yol göstermemiz ve kararlarımız için bizi bekliyor. Onunla gitmek istiyorum. Bunu yapmak zorundayım. O zaman git. Gidelim. Onu tuzdağında durdurmak zorundayız. Ne yapacaksın? Göreceksin. Hadi. Orada durun. Dragon'u verin, hayatınızı bağışlayayım sizin. Ne kadar düşüncelisin. Pontiero, sen ve adamların hazırsa yeni arkadaşımızın ölümünü seyretmekten mutlu olacağım. Pontiero, bu Kral Quilok'un bir emridir. Eğer ejderhayı yenemezsek bu adam biliyor ki hepimiz öleceğiz. Hayatta kalmak istiyorsak birlikte hareket etmek zorundayız. Sanırım bu konudaki tavrım oldukça açık. Evet, oldukça açık. Benim tavrım konusuna açıklık getirecek olursam, burası da benim durduğum yerdir. Kralın tarafına geri dön. Yanına giden onunla beraber öldürülecek. Hepinizin canı cehenneme. Nasıl olsa biraz sonra öleceksiniz. Bir şövalyenin gerçek ruhuna yakışır bir şekilde yaşamadığım için özür dilerim. Babanıza hizmet etmiştim. O çok iyi biriydi. Haksız yere sürüldü. Quilok her şeyi uydurdu. O zaman ona karşı çıkmalıydım. Teşekkür ederim. Nereye gideceğimizi biliyor musunuz? Tuz madenine. Kraliçe Remini. Krallığın artık benim. Gerçekten mi? Bunun ilan edildiğini duymadım. Ateş ejderinin üzerinize gelmesini kötü bir şans mı sanıyordunuz? Hayır. Mutlu bir şekilde tahtında oturan ve her şeyi yüzyıllar öncesinde olduğu gibi koruyan babama benzemem. Eğer bir krallık büyümezse yok olur. Alçak! Hepsini sen yaptın. Birazdan son şansın, yarı şövalyen ölmüş olacak. Krallığım insanların ve senin için tek güvenli sığınak olacak. Gerçekten krallığımızı sana devredip seni kral olarak kabul edeceğimizi mi düşündün? Saflığın aptallığından daha üstünmüş. Şimdi buradan cehennem ol. Kraliçenin heyecanlısından hoşlanırım ama her şey makul düzeyde olmalı. Tadını çıkarmaya çalış. Şimdi daha genç bir adama sahip olabilirsin. Gelmeyin. Seni ahlaksız bu kocam için. Askerlerle bekle, onlar seni koruyacak. Seni kim koruyacak? Seninle oraya geliyorum. Hayır, lütfen yalnızca dinle. Burada kal. Bu beni koruyacak. Eğer ejderha yakına gelirse ateş edin. Prenses, oklarımızın bir faydası olmaz. Umurumda değil. Hiçbir şey yapmadan burada duramayız.
yardım edin. Tabii ya, düşünemedim. Tuz buzu eritir. Hadi bakalım. Şansını denemek mi istiyorsun?
kralın temsilcisiyim. Geçmeme izin verin. Size söz veriyorum. Kral bu iyiliğinizi unutmayacak. Hayır! Hayır! Nasıl hissediyorsun? Hayatta. Şaşırmış gibisin. Öyleyim. Eğer kendinden emin olduğunu bilseydim, planını düşünmeden onaylamak için çok hevesli olurdum. Herhangi birimizin hayatta kalacağını bilseydim daha fazla para isterdim. Baban için üzgünüm. Kraliçe nasıl? O güçlü bir kadın. İki krallığı yeniden inşa etmeye ve birleştirmeye başladık. İkisi de şu ankinden daha güvenli ve daha zengin olacak. Güzel. Doktor tamamen iyileşebilmenin biraz zaman alacağını söyledi. Evet, ama birkaç gün içinde yolculuk etmem gerekiyor. Misafirlik bu kadar yeter. Burada istediğin kadar kalabilirsin. Burası güzel bir krallık. Kurtarmaya değer. Peki ya insanları? Özellikle insanları. Bu krallığımız için üzücü bir gün. Ama bunun yanında umutlandırıcı da. Gabriel, sen tam olarak sarayımı yönetmesini isteyeceğim türde bir şövalyesin. Umarım bunu kabul edersin. Büyük bir onur duyarım. Baş şövalye olarak ilk isteğim şövalye Pontiero'nun bize katılmasını istemek olacak. Onun gibi bir şövalye işimize yarayabilir. Onur duyarım. Tebrik ederim. Bu şekilde farklısın. Umarım bu iyi bir şeydir. İyi bir şey söyledim. Anlaşılan dolabımda bunlardan birkaç tane varmış. Bugün gözüme binici çizmelerimden daha iyi göründüler. Mükemmel görünüyorsun. Bu at binmeyeceğim anlamına gelmiyor. Elbette hayır. Anlaşılan emirleri senden alacakmışım gibi görünüyor. Zamanı gelmişti. Gabriel'in başarı haberi yayıldıktan sonra Carpia'daki hayat yavaş yavaş eski haline döndü. Artık ejderhalar yok, Quilok yok ve artık herhangi bir canavar korkusu olmadan her iki krallığı da bu topraklarda yeniden inşa etmeye başladık. Annem zarafet ve asaletle babamın yerini doldurdu ve ülkeyi onun yönettiği gibi aynı eşitlik ve adaletle yönetti. Bana gelince geleceğimin bütün ayrıntılarını istediği gibi düzenleme çabalarına asla ara vermedi. Sadece bu kez annemle ben aynı fikirdeydik. Şu ikisi hakkında ne düşünüyorsun? Rahatça söyleyebilir miyim? Her zaman. Bence ikisi de son derece inatçı ve inanılmaz cesurlar. Evliliğin ayakta kalması için gerekli olan iki nitelik. Annemin bizi seyrettiğini hissedebiliyorum. Seyrediyor. Ne görmeyi bekliyor ki? Sanki ne zaman genç bir adamın yanına otursam onu hemen orada öpmemi istiyor gibi. Ne zaman mı? Şimdiye kadar kaç tane erkek davet ettim? Keser misin şunu? Ben değil, sen başlattın. Cesur adam ve kadınlara, halkımıza yardım eden, aramızda olan kurtarıcılarımıza, hatıralarımızda yaşattığımız kişilere, Sangimele, bizimle olmayanlara, kralımıza, kralıma, şimdi onsuz devam ettiğimiz bu yolda bize rehberlik eden ışığıyla o daima yanımızda olacak.